El metin, kuvveti çok şiddetli olan demektir. Allah metindir. Gücü her şeye yeten, kudreti sonsuz olandır. Şu alem gibi milyarlarca alemi yaratmak, o kudretin nazarında bir çiçeği yaratmak kadar kolaydır. Hiçbir şeyin metin olan o kudreti aciz bırakması düşünülemez. El-Kavi ismi şerifi, kudretin kemalini ifade ettiği gibi El-Metin ismi de kuvvetin şiddetini bildirmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Metin isminin hakikatine nüfuz ederek onu şöyle vasfetmiştir. Ey azametine her şeyin boyun eğdiği! Ey kudretine her şeyin teslim olduğu! Ey izzetine karşı her şeyin zelil olduğu! Ey heybetine her şeyin huşu içinde boyun eğdiği! Ey saltanatına her şeyin teslim olduğu! Ey korkusundan her şeyin alçaldığı! Ey haşyetinden dağların parçalandığı! Ey emriyle göklerin ayakta durduğu, ey izniyle yeryüzünün istikrar bulduğu. Şimdi El-Metin isminin tecellilerini kendimiz ve mahlukat üzerinde görmeye çalışalım. Günümüzdeki ilmi tespitlere göre her gün 500 bin kadar insan yaratılıyor. Buna göre yaklaşık olarak 1 saatte 14.400, 1 saniyede ise 4 insan yaratılıyor. İnsanın yaratıldığı o saniyede mikroplardan, bakterilerden, karıncalardan, sinek ve böceklerden, balıklardan, hadsiz varlıkların da yaratıldığı yine o saniyede 1 milyona yakın bitkiler nevinden, sonsuz fertlerin yaratıldığı göz önüne alınırsa, saniyenin patladığı, zamanın ortadan kalktığı görülür, bir anda sonsuz mahlukat yaratmanın o kudreti aciz etmediği açıkça anlaşılır. Yaratılan bu sayısız mahlukata daha ince bir nazarla baktığımızda, onlardaki intizam, denge, besleme, terbiye etme, yaşatma, öldürme gibi hadsiz fiillerin de birlikte icra edildiğini müşahede ederiz. Bu fiillerin tümü birlikte düşünüldüğünde El-Metin olan Allah'ın kudretinin azamet ve nihayetsizliği güneş gibi ortaya çıkar. Aynı anda sema denizindeki şu hadsiz yıldızlar, şu uçsuz bucaksız sistemler hep o metin olan Allah'ın kudretinin tecelligahıdır. Her an böyle milyarlarca kainatı yaratsa, bunların tümü o kudret nazarında yine bir zerre kadar da olamaz. Haşmetli bir dağın aynedeki tecellisinin bir çakıl taşı ağırlığında bile olmaması gibi, varlık âlemindeki bütün kudret tecellilerinin de o kadir-i mutlakı yorması, aciz bırakması düşünülemez. Allahü Teala El-Metin ismiyle kuvvet ve kudretinin şiddetini mahlukat aynalarında göstermektedir. Tüm varlıkların külfetsiz, süratle, kolaylıkla ve her şeyin kendine layık bir surette sanatla yaratılmasında El-Metin ismi tecelli ettiği gibi her şeyin varlığında, devam ve bekasında da El-Metin isminin tecellileri gözükmektedir. Her şey o ezeli kudrete muhtaçtır. Mahlukatın yaratılması veya yaratılmaması onun mutlak kudretinde hiçbir değişiklik meydana getirmez. Yaratılan bütün varlıklar onun kudretine mahkum ve muhtaç, o ise her şeye hakim ve her şeye kadirdir. Bu ismi şerife karşı vazifemizse şudur.
İnsan aleme ibret nazarıyla bakmalı. Her şeyin varlık alemine çıkmasında, devam ve bekasında o sonsuz kudretin tecellisini görmelidir. Bu kadar çok mahlukatın bu kadar kolay ve süratle karıştırmadan sanatla yaratıldığını görüp ya metin, ya metin diyerek Rabbini zikretmelidir. Yine insan el-metin isminin şu alemdeki tecellilerini gördükçe aşk ile, hayretle secdeye kapanmalı, ona kul olmayı en büyük şeref ve devlet bilmelidir. Hadiseler karşısında hiçbir zaman metanetini kaybetmemeli, metin olan Rabbine dayanarak kuvvet ve kudreti ondan bilmeli ve ondan istemelidir.